Allah'ın işine bak ya. Aynı şey bir adamın başına iki kere nasıl gelir? Önce rahmetli karısı, şimdi de kız kardeşi. Kader işte azizim. Ne yapabiliriz ki? Allah korusun. Behiye gibi Halide de o yataktan felç olup kalkamazsa... Muzaffer bu sefer kendine bir fenalık yapar diye korkuyorum. Muzaffer, çok özür dilerim. Yanlışlıkla patladı tüfek, yemin ederim. Köpek dibimde havlayınca... Biliyorum. Benim hatam. Tüfeği eline vermemeliydim. Hastamızı görebilirsiniz Muzaffer Bey. Vaziyeti nasıl? Korktuğunuz kadar kötü değil. Düştüğünde başına ve omuriliğine zarar gelmemiş Allah'tan. Kolunda kırık ve ayak bileğinde bir çatlak var. Oh, çok şükür. Gece müşahede altında kalsın, yarın eve götürebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Kemal, sen Güllü'yü çiftliğe götür. Burada kalmanızın bir manası yok. Bağ üstüne efendim. Yasin Ağa, sen de git. Ben kalsam, belki ihtiyaç olur. Peki, nasıl istersen. Hadi siz gidin. Beni çok korkuttun hemşire. Sana bir şey olsaydı ne yapardın? Abi. Beni affedebilecek misin? Artık bunları konuşmayalım, ne olur. Mühim olan tek şey senin iyi olman. Doktor yarın taburcu edebileceğini söyledi. Bu gece yanında kalacağım. Yarın çiftliğe birlikte döneriz. Thank you.
Hoş geldiniz hanımım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun hanımım. Bir an evvel iyileşin diye sabaha kadar dua ettim. Ama şimdi iyisiniz şükür değil mi? Hadi gevezeliği bırak da koş yatağı hazırla. Yatağı çoktan hazır. Limonatalar, şerbetler kaynattım size. İçersiniz değil mi? İçerim Gülizar. Hadi Gülizar, işinize bak. Yavaş. Rahat mısın? Benden istediğin bir şey var mı? Hayır abi, teşekkür ederim. Bak, hazır hasta nazı durumundayken bir şey istiyorsan söyle. Yeni bir araba falan hemen gidip alayım ha? Geçmiş olsun. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.